Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün gelişmelerine geçmeden önce bülten içerisinde yer alan haberlerden bazı başlıkları getirelim ekranlarınıza. Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen feci kazada tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobilde bulunan anne, baba ve iki çocukları hayatını kaybetti. İlimizde de etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis Deviz Karayolu Bolu Dağı'nda etkili oluyor. Trafik ekipleri sürücüleri hız konusunda sık sık uyarıyor. Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 4 ton çöp çıkarıldı. Yapılan işlemlerin ardından ev dezenfekte edildi. Bolu'da tavuk üretim çiftliğinde çıkan kavgada bir kişi iş arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akçakoca'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'na yapılan kapalı tenis kortu hizmete girdi. Belediye Başkanı Okan Yanmaz açılışın ardından çocuklarla tenis oynadı. Soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye'de kış Karadeniz'de de yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları geçen haftaya göre 11 derece birden düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Bedüzce için kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı yaptı. Yaşayan insan hazineleri geleceğe aktarılan mirasın temsilcileri ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirilen Ebru sanatçısı Tevfik Alparslan Babaoğlu, "Hayattayken takdir edilmek çok güzel ve büyük bir duygu" dedi. Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bu sabah yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek 2021 yılının değerlendirmesini yaptı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sebebiyle deniz taştı. Sakarya Nehri kıyısındaki iskele, tekne ve iş yerleri büyük zarar gördü. 27 milletvekiliyle birlikte Düzce'ye gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, yerel basının sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılınç, yerel basının bitme noktasına geldiğini söyleyerek yerel medyanın aslında yerel yönetimi destekleyecek güç olduğunun altını çizdi. Ayrıntılar ve daha fazla haber için Oksijen TV ana haber başlıyor. Sevgili izleyenler, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bu sabah yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek 2021 yılının küçük bir değerlendirmesini yaptı. İlk olarak basın temsilcilerinin Çalışan Gazeteciler Günü kutlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, tarafsız, objektif ve nitelikli habercilik ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan basın mensuplarına katkıları için teşekkür etti. Salgın koşullarına rağmen yapılaşma, projeler, etkinlikler ve daha birçok konuda önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi'nin 2006 yılından bugüne büyük yol kat ettiğine işaret etti. Şu anda Düzce Üniversitesi yaklaşık her yıl 5000 civarında mezun veren ve yaklaşık 32 bin öğrenciye sahip olan bir kurum oldu. Malum 2023 vizyonu ülkemizin 300 bin yabancı öğrenciye ulaşmak. Şu anda 270-275 bin civarında. Biz de o vizyona katkıda bulunabilmek için üniversitemizin çeşitli bölümlerinde yabancı öğrencilerin hem çeşitliliğini hem de sayısını artırmaya çalıştık. Şu anda yaklaşık 62 ülkeden öğrencimiz varken bu yıl artık 75 ülkeden ve şu anda bu sayı da değişti. 1729'du, o şu anda 2000'e ulaştı. Çünkü bazı Afrika ülkelerinden gelen başka öğrencilerimiz de oldu son birkaç hafta içerisinde. Her yıl bütçesini artıran Düzce Üniversitesi'nin eğitim, öğretime ve araştırmaya ayırdığı payı da artırdığını ifade eden Rektör Çakar, 138 marka, patent, faydalı model başvurusu ve 34 tescil ile fikir ve sinai mülkiyet hakları konusunda da büyük gelişime dikkat çekti. Özellikle bu mühendislik alanında devlet üniversiteleri içerisinde ülkemizdeki birinciliğimiz, özellikle organ nakli merkezimiz, Teknofest'te hem birinci olması, ikinci olması çocuklarımızın, geçen hafta siber güvenlik yarışmasında Dişim Mahallesi'nde birinci de üniversitemizden, ikinci de üniversitemizden.
bizden yani. Sayın Bakanımız aradı, Bakan Yardımcımızla birlikte. Yani ikinci olan üniversiteye sordum, kim dedim, Düzce Üniversitesi dediler. Birinci olan üniversiteye sordum, kim dedi, Düzce Üniversitesi dediler. Hocam orada güzel bir ekosistem kurmuştunuz dedi, tebrik etti. Bizi gururlandırıyor gençler. Yani hani şundan dolayı müşteriyim, biz emek veriyoruz, biz yakınlık gösteriyoruz, biz aralarında olmaya çalışıyoruz ama onlar da inkar etmiyorlar, hakkını vermek için gerçekten çaba sarf ediyorlar. Çok güzel gençler yetişiyor. Düzce Üniversitesi'nin yeni markası Univera üzerinden kozmetik alanına yöneldiklerini söyleyen Çakar, kozmetik üretim merkezi kurdukları bilgisini aktardı. 27 milletvekiliyle birlikte Düzce'ye gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, yerel basının sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tüm illerine heyetler halinde giderek saha çalışmaları yapan CHP milletvekilleri bu kapsamda Düzce'ye de geldi. 27 CHP milletvekili Düzce'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler sonunda kendisi de basın kökenli olan İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, il binasında basın mensupları ile bir araya gelerek yerel basının sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Bugünkü siyasi iktidarın medyayı çökerttiğini, acımasızca ve vicdansızca medyayı bir bütün olarak yok etmeye çalıştığını görüyoruz. Bir taraftan medya alanında çalışan arkadaşlarımızın işsiz kalması, diğer taraftan medya sektörüyle ilgilenmek isteyen üniversite mezunu, iletişim fakültelerinin mezunlarının hiçbir biçimde iş bulamayacak noktada olması Türkiye'de medya alanının hangi noktaya geldiğini gösteriyor. Şimdi görev bize düşüyor. Bizim medya alanını güncel ihtiyaçları da karşılayan biçimde, yani dijitalleşmeyi destekleyecek, radyoların yayınlarını güçlendirecek, destekleyecek, televizyonlarımızın uydu üzerinden yayınlarını, yerel televizyonlarımızın uydu üzerinden yayınlarını kolaylaştırarak yerel ögelerin, haberlerin ulusal kamuoyuna doğru şekilde yansımasını sağlayacak, bir bütün olarak da medyanın özgür bir biçimde, özgür ve bağımsız bir biçimde sahiplik meselesine kadar bütün sorunlarını çözmek gibi bir görevle karşı karşıyayız. Yerel medyanın sorunlarının bir kısmının iktidarın medya bakış açısıyla doğrudan ilgili olduğunu belirten Kılınç, burada görev bize düşüyor diyerek şöyle konuştu. Acımasız bir biçimde, vicdansız bir biçimde çökertildiğini söylemiş olduk ama umudumuz var, görev bize düşüyor. Bir iktidar değişikliğiyle Türkiye medyasının ayağa kalkacağına inanıyoruz. Düzce'de de yerel medya temsilcisi bütün arkadaşlarımızı bütün sorunlarıyla, Düzce'deki özgün sorunlarıyla da dinliyor olacağız. Bu vesileyle Düzce halkını da selamlıyorum. Sevgili izleyenler, Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sebebiyle deniz taştı. Sakarya Nehri kıyısındaki iskele, tekne ve iş yerleri büyük zarar gördü. Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sebebiyle Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de deniz taşması yaşandı. Rüzgar sebebiyle dalgaların şiddetini artırması Sakarya Nehri'ne kıyısındaki yapıların zarar görmesine sebep oldu. Yaşanan doğa olayında bazı esnaflar dükkanlarını boşaltıp eşyalarını dışarı çıkartırken bazı esnaflarsa yan yatan teknelerini çaresiz gözlerle izledi. Balık restoranı olarak kullanılan bir tekne ve çok sayıda iş yeriyle iskelede zarar gördü. Yaşadıkları durumu felaket olarak niteleyen Su Ürünleri Kooperatifi Karasu Başkanı Atilla Bıçakçı, bu ne ilk oldu ne de son olacak dedi. Mendirekten dolayı, mevcut olan yarım bırakılan mendirekten dolayı felaket oluşuyor. Bu mendirek eğer tamamlanmazsa daha büyük felaketleri bekleyeceğini de, yeni mahalle için olumsuz şeyler olacağını da söylemiştik. İşte görüldüğü gibi olmaya da başladı ve olacak da. Bizim ricamız bu mevcut olan, bırakılan, ödeneği durdurulan mendireğin
bir an evvel tamamlanıp bu felaketin bir daha yaşanmaması için tamamlanması da gerekiyor aslında. Acil olarak tamamlanması gerekiyor. Çünkü kıyı erozyonu da başladı aynı zamanda. Kıyı erozyonundan dolayı Fener'in oradaki yolumuz da gitti. Yani bayağı bir tehdit altındayız. İnşallah mendireğimiz bir an evvel yapılırsa bu felaket kadar olacağını zannetmiyorum. Denizde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde dalgaların olduğunu söyleyen balıkçı Metin Kara, her saat başı teknelerimizi kontrol etmeye gidiyoruz, zararımız çok büyük dedi. Devletimiz işte şu mendireyi yaptı, iyi mi yaptı, kötü mü yaptı, bunu da bilmiyoruz. Tamamı olsa çok güzel olacak. Devletimizden işte istiyoruz bu mendireğinin tamamını yapmasını. Yani bayağı sıkıntıları da uyuyamıyoruz. Tekneleri yukarıya aldık. Bir saher saat başı teknemizi kontrol etmeye gidiyoruz ya. Sıkıntı var. Ama rüzgar da devam ediyor gene de. Durmuyor. Bilmiyorum yani ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yaşayan insan hazineleri, geleceğe aktarılan mirasın temsilcileri ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirilen Emru sanatçısı Tevfik Alparslan Babaoğlu hayattayken takdir edilmek güzel bir duygu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde pek çok önemli sanatkar ödüllerine kavuşturuldu. Ödül töreninde Tevfik Alparslan Babaoğlu'na da Ebru sanatını yaşattığı için ödülü takdim edildi. Külliye'ye davet ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık. Ben son derece mutlu oldum böyle bir ödül almaktan. Yani şöyle bir dörtlük var, bilmiyorum biliyor musunuz? Sağlığında nice ehliyelerin bir tutam tuz bile yoktur aşına. Öldürür önce onu açlıktan, sonra türbe dikerler başına diye bir dörtlük var. Bu yani insanların sağlığında kıymeti bilinmiyor. Öldükten sonra da ne büyük adamdı ya diye arkasından metiyeler düzülüyor anlamında. Bir dörtlük sağken, hayattayken takdir edilmek çok güzel bir duygu. Onu yaşamış oldum. O bakımdan çok mutluyum. Ailesinin çok mutlu olduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayan Babaoğlu, böyle bir ödüle layık görülmenin herkesi mutlu edeceğine dikkat çekti. Tabii kıymetiyle doğru orantılı olarak evimin en güzel yerinde sergileyip önünden geçtikçe de gururlanmak istiyorum doğal olarak. Onun için evimin en güzel köşesine koydum. Devamı seyrediyorum bu ödülü. Ve bültenimize maalesef bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen feci kazada tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobilde bulunan anne, baba ve iki çocukları hayatını kaybetti. Kaza Göynük ilçesi Sipyanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göynük istikametine seyir halinde olan 48 yaşındaki Aziz Asker İdaresi'ndeki otomobil kaygan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erdinçşe yönetimindeki tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Aziz Asker'le birlikte 44 yaşındaki eşi Fadime, 20 yaşındaki kızı Beyza Nur ve 11 yaşındaki oğlu Fatih Emre olay yerinde hayatlarını kaybetti. Cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Erdinçşe, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Tamam.
Evet, bu üzücü kaza haberinin ardından kameralarımızı Sakarya'ya çevireceğiz. Sakarya Oksijen TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Bah bizleri bekliyor. Kendisinin değerli yorumlarını alacağız gün içerisinde yaşanan gelişmelerle alakalı. İyi akşamlar Ahmet Bey diyelim ve hemen başlayalım dilerseniz. Siz dün akşam da değerlendirdiniz ama bugün de bir açıklama yapıldı. BMC'nin Karasu'da kendisine tahsis edilen arsada yapacağı yatırımdan vazgeçtiğini doğrulayan Sasso Başkanı Akgün Altu buradaki araziye ne olacak sorusuna yeni bir açıklama yaptı. Sizi dinliyoruz, neler söyleyeceksiniz konuyla alakalı? Özlem Ağbuğa, iyi akşamlar. Bildiğiniz gibi ana haber bültenleri içinde dün akşam ya da önceki akşam bu konuya değinmiştik. Her şeyden önce stüdyomda önemli bir konuk var. Bu bakımdan bu akşam bu değerlendirmeleri biraz daha kısa kısa geçelim diye düşünüyorum. Gelelim bu Karasu'daki arsa meselesine. Bildiğiniz gibi son günlerde BMC, Tank Palet ve Karasu'daki arsa ile ilgili gelişmeler sıklıkla gündem teşkil ediyor. Bu 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde başkan Karasu'daki arsa için BMC artık orada yatırım yapmaktan vazgeçti. Bu arsa 25 yıllığına ta öteden beriye BMC'ye kiralanmıştı dedi. Fakat arsanın akıbetiyle ilgili çok bilgi vermedi. Onun arkasından dün olacak herhalde başka bir açıklama geldi. Yani bu arsanın akıbetiyle ilgili, kime ait olup olmadığıyla ilgili. Başkan, ben de bugün başkanı aradım işin açıkçası. Dedim ki bu arsa ile ilgili net birkaç cümle alalım. Tamam, bir takım demeçler var. Burada yatırım yapılmayacak. Yapılmayacak ama birincisi bu arsa kimin? İkincisi bu arsanın bundan sonra geleceği ne olacak? Yani arsanın akıbeti ne olacak? Arsayı kim değerlendirecek? Devlet mi değerlendirecek? BMC mi değerlendirecek? Bu soruları kendisine sordum. Şu somut ve net. Arsada bundan böyle BMC tarafından bir yatırım yapılmayacak. Arsa devlete ait, yine başkandan edindiğim bilgi bu. Arsanın bundan sonraki akıbeti konusunda, yani işletmeye mi verilecek, kiralanacak mı, satılacak mı, bu konularla ilgili de başkan net bir ifade kullanmadı. Belki önümüzdeki günlerde bilgi edindikçe yine kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Peki, ard arda gelen akaryakıt zamları sonrası Sakarya'da da şehir içi hatlarda yolcu taşıyan kırmızı dolmuş esnafının zam beklentisi var. Özellikle yine 4 yol ve 5 köprü hattında çalışan araç sahipleri tarifenin en az 5 lira olması gerektiğini söylüyorlar. Siz neler söyleyeceksiniz bu esnafların zam beklentisi hakkında? Şimdi Özlem, ben işte çevre şehirlerde bazı yetkililerle görüştüm. Gerçekten Sakarya'da şehir içi ulaşımındaki ücretlerle karşılaştığımda şoför esnafının, araç sahiplerinin sıkıntı çektiğine bugün edindiğim bilgiler üzerinden tanıklık ettim. Yani özellikle kırmızı dolmuş sahipleri ya da şoförleri diyor ki arkadaş, yine bazı hatlar için söyleniyor bu. Bugünkü aldığımız bu ücretlerle yolcu taşımamızın imkanı yok. Mutlaka bu ücretin 5 TL olması lazım ya da 5 TL'nin üzerinde olması lazım. Gerekçe olarak da akaryakıt ve benzeri alanlarla ilgili ciddi artışı gösteriyorlar. Tabii biz çoğu zaman bunu yolcu açısından değerlendiriyoruz ama bu şoför arkadaşlarla, işletme sahipleriyle de görüştüğümüzde, yani bu kırmızı araç sahipleriyle de görüştüğümüzde dertliler, biraz da isyan ediyorlar ve bir zam beklentisi içindeler. Sadece hareketlilik, şehir içi bu taksi dolmuşları ya da minibüslerle ilgili değil, şehirler arasında bir takım şeyler var, gelişmeler var. Örneğin daha yakın zamanda İstanbul, Sakarya İstanbul, Sakarya Harem hattı 30 lirayken, 50 lirayken bir anda 80 lira oldu. Ve bu özellikle Sakarya Harem hattında ya da ulaşımında bir ayda ikinci kez zam yapıldı. Tabii bu bir ayda iki kez zam da
o bölgede gidip geleni, işte yolculuk yapanı da bir hayli sinirlendirdi, gerdi. Bu konuda da gerçekten ciddi bir şey var, tepki var. Yani bu Sakarya Harem, Sakarya İstanbul fiyatları ile ilgili bir ayda gelen ard arda bu zamlarla ilgili de ciddi bir tepki var. Onu da belirtmek isterim. Evet. Buyurun. Peki az önce bülten içerisinde de yer verdik. Sakarya'ya bağlanmadan önce birlikte izledik. Yine bir kaza haberi aktardık izleyicilerimize. Bolu Sakarya yolunda bir otomobille kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden ikisi çocuk, 4 kişi yaşamını maalesef yitirdi. Bu kazaların önüne geçemiyoruz. Sürekli de dillendiriyorsunuz ama neler söyleyeceksiniz yine bu olayla alakalı? Özlem, tabii bu ölümlü kazalar olduğunda biliyorsunuz bu gelişmelere duyarlı oluyoruz ve sıklıkla bu ekranlardan kazanın ayrıntılarını verirken sebeplerini de söylüyoruz. Amacımız bir yerlerde birilerini harekete geçirmek, amacımız bir yerlerde bir yere vurgu yapmak. Ya şimdi bakın bu Bolu-Sakarya istikametinde oluyor ve bir aileden 4 kişi hayatını kaybediyor. Yine ben araştırdım, bazı yetkililerden edindiğim bilgi aşırı hız yüzünden gelmiş bu kaza. Yani bir ailenin tüm fertleri, anne baba, iki de çocukları böyle bir kazada hayatlarını kaybettiler. Ya arkadaşlar, defalarca söyledim, bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğim. Çünkü bu kazaların ardı arkası gelmiyor. Gün geçmiyor ki ölümlü kazalara tanıklık etmeyelim. Aşırı hızdan uzak duracaksınız. Kazaların birinci müsebbibi aşırı hız. Bu nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun, kim ne derse desin, aşırı hızdan şoför arkadaşımız uzak duracak, uzak durmazsa bugün olduğu gibi ya birilerinin canı yanacak ya kendi canını kaybedecek. Alkollü araç kullanmayacaksınız. Bu gelişme üzerinden alkollü aracı söylemek istemiyorum. Böyle bir kaza üzerinden vurgu yapmak istiyorum alkollü araç kullanımına. Bu iki sebepten lütfen uzak duralım ya. İçimiz yanıyor. Yani ateş düştüğü yeri yakmıyor sadece. Haber bültenleri içinde bak ses tonum birden birden tansiyonum yükseldi. Ses tonum birden değişti. Yani beni de ilgilendiriyor. Benim de içimi acıtıyor o ocaklara düşen ateş. Bu bakımdan lütfen biraz duyarlı olalım. Biraz daha dikkat edelim. Peki sığınmacılar yine gündemden düşmüyor. Adapazarı'nda yabancı uyruklu iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Bu haber yerel basında da yer aldı. Hemen her gün geçmiyor ki yine mültecilerle ilgili bu tarz olumsuz gelişmelere şahit oluyoruz. Siz Sakarya'daki bu sığınmacılarla alakalı neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii biz bu haber bültenleri üzerinden yorum yapıyoruz. Hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim, doğru anlaşılmalara yol açsın diye. Mesela bu sığınmacı haberi birkaç günlük haber, 3-5 günlük bir haber, 3-4 günlük bir haber. Ama biz ana haber bülteni içinde klasik haber sunumuyla birlikte aynı zamanda yorum yapıyoruz. Ve aynı zamanda bizi ilgilendiren, toplumu ilgilendiren önemli konuları üzerinden vurgu yapıyoruz. Önemli yaşanan olaylar üzerinden vurgu yapıyoruz. Yani bizim için olayın bugün olması, dün olması, önceki gün yaşanması çok önemli değil. Önemli olan bu olayları bu stüdyodan, Oksijen TV stüdyolarından açtığımız bir pencereden farklı bir yorumla dediğim gibi kamuoyu oluşturmak. O açıdan haber, birkaç günlük haber. Ama dediğiniz gibi bu sığınmacılarla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Şimdi biz sığınmacılarla ilgili bir ön yargımız yok. Yani bu sığınmacıları hep söylüyorum, güç durumda kalsınlar, bu memlekette işte şu kadar yaşasınlar, şuralarda kalsınlar, bunlar bir takım haklardan mahrum edilsin, mahrum bırakalım gibi bir yaklaşımdan uzağız. Bir defa onu söyleyelim. Sığınmacılar konusunu neden sıklıkla ele alıyoruz? Birincisi, ya siz bu ülkeye misafir geldiniz, adı üzerine sığınmacısınız. Bakıyoruz ki kavga, gürültü, patırtı bitmiyor. Yani Çark Caddesi'nde bundan birkaç gün önce sopalar, demir çubuklar, tekmeler, tokatlar havalarda uçuştu. Yine bundan bir hafta, 10 gün önce Adapazarı merkezde aynı olaylara tanıklık ettik. Dün yine Papuççular mevkiinde özellikle Suriyelilerin alışveriş merkezlerine sahip olduğu bölgelerde
araç trafiği yüzünden yine tartışmalar oldu. Vatandaş Suriyelilerle karşı karşıya geliyor. Kavgalar, gürültüler oluyor. Bunlar şimdi biraz da kural falan da tanımıyorlar kardeşim. Bu memlekete geldin. Adı üzerine misafirsin. Yani bir aileye gidiyorsunuz misafir. Yani ölçülerine, ilkelerine göre davranıyor. Bunlar biraz da böyle kural tanımamazlık üzerinden bize sıkıntı yaşatıyorlar. Sığınmacılar, arkadaşlar, siyasi otorite bunlarla ilgili zemini oluştursun. Bunlarla ilgili gereğini yapsın. Sığınmacılar derhal kendi ülkelerine gönderilsin ve kendi ülkelerinde yaşamaya devam etsinler. Bizim ülkemizde konaklıyoruz, misafir ediyoruz, onlarla ilgileniyoruz. Bütçeden ciddi paralar ayırıyoruz. Amenna. Ancak artık kendi memleketlerine dönme zamanı geldi. Hükümet, devlet, yetkili, ilgili, bilgili kimse derhal bunlarla ilgili sorun çözülsün. Sağ selamet bu arkadaşları, bu kesimi memleketlerine gönderelim. Memleketlerinde savaş var, şu var, bu var. Savaş varsa ben hep söyledim, biz de savaşarak bu topraklara sahip olmadık. Kolay olmadı bu günlere gelmemiz. Onlar da gitsinler kendi ülkelerin geleceklerini belirlemek için gerekirse savaşsınlar. Evet. Peki hemen kısaca yanınızda konuğunuz da var, az sonra kendisiyle sohbet gerçekleştireceğiz. Şu son günlerde muhalefet partileri tarafından erken seçim olmalı açıklamaları yapılıyor. İktidar seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor, ancak AK Parti çevrelerinde erken seçim ihtimali zayıflasa da buna rağmen Sakarya'da kulislerde milletvekilliği için adı geçenler var mı ya da kimlerin adı geçiyor? Özlem, tabii zamanında yapılırsa Haziran 2023'te herhalde seçimler yapılacak. Bir defa erken seçimi falan kimse aklından geçirmesin. Özellikle muhalefet bunu çok fazla dillendiriyor ama her fırsatta da Bahçeli üzerinden de Cumhurbaşkanı üzerinden de erken seçim olmayacağı vurgulanıyor. Bu erken seçimi bir defa şey yapalım, gündem dışında tutalım. Buna rağmen bayağı bir zaman olmasına karşın bir takım hesap kitaplar yapılıyor, bir takım kulisler gerçekleşiyor. İşte sağda solda bir araya gelinip değerlendirmeler yapılıyor. Belki aşağı yukarı aynı isimler üzerinde duruluyor ama bize ait bir yorumsa, yorum olacaksa, biz bir şeyler söylemek istiyorsak, söylememiz gerekirse, mesela ben Yunus Teber'i bu önümüzdeki seçimlerde çok şanslı buluyorum. Yani kesin bu milletvekilliği olabileceklerin içinde olabilir diye düşünüyorum. Yine Ali İnci, geçmişteki deneyimleri, bir ara milletvekili seçildi, sonra başka sebeplerden dolayı ayrıldı. Belki Ali İnci'nin bir parça şansı olabilir. Bunun ötesinde Ali İhsan Yavuz 3 döneme takılır ve Ali İhsan Yavuz hukukçu kimliği üzerinden genel merkez farklı bir görev verebilir. Ben Ali İhsan Yavuz'un tekrar vekil seçileceğini düşünmüyorum. İşte belediye başkanı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın adı geçiyor. Zeki Toçoğlu'nun adı geçiyor. Yusuf Alemdar'ın belki büyükşehir için düşünülür mü? Gerçi Ekrem Başkan bir dönem daha kesin büyükşehir diye başkanı olmak istediğini biliyoruz. Her ne kadar o dillendirmese de bu isimler üzerinde duruluyor. Yani isimleri çok alt alta yazıp da paylaşmak istemiyorum. Peki Sayın Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Alişan şu anda Sakarya stüdyolarında canlı yayında sizinle birlikte. Öncelikle biz de kendisini görelim ve hoş geldiniz diyelim. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede oyların çoğunluğunu aldı ve başkanlık görevine bir kez daha seçildi. Tebrik ediyoruz ve ben sözü size bırakıyorum. Kendisiyle yapacağınız sohbeti dinleyelim. Daha sonrasında tekrar devam edeceğiz. Buyurun. Peki Özlem. Evet sevgili seyirciler, bu akşam ana haber bülteni içine SESOK Başkanı Hasan Alişan'ı konuk aldık. Kendisi de lütfedip geldiler. Zaman ayırdılar bize. Teşekkür ediyorum.
Başkan hoş geldiniz öncelikle. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Oksijenin bölge televizyonuna önemli katkısı olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Bu konuda emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bir ikinci hususta, tabii gazeteciler emek işidir, emekçi işidir. Her ne kadar 10. gazeteciler günü ise de bugün ayın 12'si bize bugün nasip oldu. Bugünden 2 gün sonrası da olsa kutlamak gerekiyor. Çünkü emek işidir, zahmet işidir. Oksijen TV'nin bölgede yayın yapması son derece önemli. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Peki, teşekkür ediyorum sevgili başkan. Tabii sizin de yoğunluğunuz vardı. Belki bundan dolayı da bu kutlama biraz gecikmişti. Neyse, Oksijen TV üzerinden de stüdyolarından bunu yapmış oldunuz. Evet. Şimdi sizin için yoğun günler, heyecanlı günler geride mi kaldı? İşte odanın seçimleri vardı, esnaf odalarının. Ne kadarı yapıldı, ne kadarı yapılmadı, oradan başlayalım. Şimdi şöyle, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kısa adı SESOBLU adlandırılan kurumun temsilcisiyim. Ben kuruma bağlı 61 tane meslek odası var. Bu meslek odasının içerisinde bir tanesi benim de başkan olduğum Sakarya Oto Sanatkarları Odası'dır. Hı hı. Dolayısıyla bu odaların bugün 14.sünü yaptık. İnşallah bu haftada zannediyorum 8 tanesini gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Planladık çünkü bakanlıktan izin alındı. Gereken her türlü hazırlıklar yapıldı. Bu haftada 8 tane yapılacak. Aşağı yukarı 25 tanesini hafta sonuna kadar tamamlayacağız. Tamamı ne kadar oluyor başkanım? 61 tane meslek odası var. Ne tamamı. Kadar sürede tamamlanır? Tamamı için. Kanun der ki 31-3-2022 tarihine kadar tamamlanması lazım. Odaların genel kurulları olması lazım. Daha sonra SESOP olarak adlandırdığımız kısa adı SESOP olan Esnaf Sanatkar Odalar Birliği genel kurulda Mayıs ayında yapılır der kanun. Hı-hı. Biz de bugün yönetim kurulu toplantısı yaptık. Buradan herkese ilan ediyorum. Bizim de genel kurulumuz 7 Mayıs'ta saat 11'de. Evet, sevgili seyirciler, Esnaf Odaları Başkanı Sayın Hasan Ali Şan ile söyleşiye devam ediyoruz. Başkan, bu seçimleri kısmen ben takip ettim. Sizin seçiminizde özellikle orada bir kullandığınız cümle dikkatimi çekti. Yani tecrübe üzerinden ben buradayım. Verirseniz başkanlığa devam ederim, vermezseniz de işime bakarım gibi böyle üst perdeden bir özveriyle bu değerlendirmeyi yaptınız. Biraz açar mısınız? Şimdi, neyi anlatmaya çalıştınız? Özveri anlamında değil. Bazısı klavye şilasörleri öyle söyleyeyim. Son günlerde öyle tanım olduğu için ben o adı koyayım. Ben başka ad koymak istiyorum. Sanki biz orasını işgalci konumundaymışız gibi öyle algılanıyor. Oysa ki biz her 4 yılda bir genel kurulun önüne, bizi seçen insanların önüne çıkıyoruz. Ben de mesela şimdi 1479 tane seçmen vardı. Hepsinin önüne çıktık ve çünkü o kadar zorumuza gitti ki bazı şeyler. Türkiye'nin her tarafında etkiliyiz. 40'ı aşkın meslek dalında ölçme ve değerlendirme yapıyoruz. Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirdik. Türk Halk tarafından akredite edildik. Bunları yapıyoruz. Bir de burada küçük şeylerle yani üyenin memnuniyetine uğraşmak elbette ki zoruma gitti. Ben bu görevimi yapıyorum, yaptığımı da iddia ediyorum. Bakın, yaptığımı iddia ediyorum. Bu iddiam karşısında özgüvenim var. Özgüvenim var. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz işime bakarım dedim. Ben de dinlenme, benim de hakkım var. Evet, 8 Aralık 1991'den beri fiilen birlik başkanlığı görevini yürütüyorum. Anladım. Aralıksız yürütüyorum. Hatır sayılır süredir, doğrudur. Ama ben şunu iddialıyım. Eğer ben o kuruma bir şey katmıyor isem, o kurumdan bir nokta bir şey vermediğimi hissettiğim anda ben o gün itibaren yokum zaten. Çünkü ben böyle bir yaratılış sisteminden geliyorum. Böyle bir sülaleden, böyle bir yetişme tarzından geliyorum. Asla o tür yerlerden benim katkım asla olamaz. Örnek veriyorum. Demin sizin haberlerde ben kulak misafiri oldum. Şoförlerin, özellikle dolmuşçuların ulaşımla ilgili mağduriyetten bahsettiniz. Bunların hepsini yaşıyorum. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili sektör temsilcilerine randevu aldım saat 14'te. Görüştüler. En kısa süre içerisinde bunu revize etmek gerektiğini söylediler. Biz sosyal bir olgunun, sosyal bir hareketin temsilcileriyiz. Elbette ki bizim görevimiz şu, belediyecilere belediyeciliği öğretmek değil. Devletçilere devleti öğretmek değil. Ama arada köprü görevini yapıyoruz. Biz sadece
esnaf sanatkarın isteklerini, istek ve taleplerini iletiyoruz ki bir an önce çözüm yolları bulunsun diye bu misyonumuzu en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bu cümle üzerinden tepki nasıldı yani size? Çünkü o cümle büyük bir kesimin biraz da hoşuna gitti o şeyle, özgüvenle söylediğiniz o şey, değerlendirme. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben katılanların %80'inin desteğini aldık. Bu önemli destek benim için. Başkaları için önemsiz olabilir. Başkaları için çok basit görebilir. Ama hem karşısına ihtiyacım yok diyeceksin, oy vermeyeyim bir rahat edeyim diyeceksin, hem de %80 desteği verdik. Sırtımızdaki yükün sorumluluğunu biliyoruz. Evet. Sadece meseleyi olarak, oy olarak görmemek lazım. Bu kesimin istek ve taleplerini bundan sonra duyarsız kalmamamız gerektiğini, bu işin sorumluluğunu üstlenmemiz gerektiğini bize mesaj da verdi. Biz bunu okuyoruz. Anladım. Aslında diyorsun ki bu değerlendirmeler üzerinden %80 desteği bırak, tepki alınır. Aldım ama gerekirdi. Ben şey aldım, destek aldım, destek diyorsun. Aldım. Devam ediyoruz. Zamanımız çok kısa olduğu için şey yapalım, kısa kısa geçelim. Şimdi süre konusu bu akşam asıl mesele bu. Yani uzun sürelerden beri başkanlığı yapıyorsunuz. Sizin üzerinizden genel için bir şeyler söyleyeyim. Sakarya'da var uzun süre görev yapan başkanlar. Odalarda da var, başka STK'larda da var. Ya acaba bu uzun süreler biraz sıkıntı yaratır mı? Örneğin aşınmışlıklar, örneğin işte metal yorgunlukları, örneğin işte ahbap çavuş ilişkileri üzerinden bazı problemler olabilir mi? Ne diyorsunuz bu uzun süre konusunda? Birincisi, metal yorgunluğu siyasi bir tanımdır. Hı hı. Asla ve asla kabul görmemiz mümkün değil. Çünkü biz, bizi seçen insanların karşısında yasal şartlar içerisinde fiilen meslek ve sanatını icra eden arkadaşlarımızın olmaz kaydıyla çıkıyoruz karşısına. Hı hı. Vermeyin diyoruz, destek veriyorlar. Biz görevden kaçacak mıyız? Doğru söylüyorsun. Kimsenin öyle kimsenin keyfine göre değil. Biz ancak genel kurulun istek ve taleplerine göre cevap verebiliriz. Biz mesela bakın bugün 14 tane evet genel kurul yapıldı. 3 tane arkadaşımız değişti. Yani bu şu demek değildir. Herkes mecburdur, isteklidir, seçilmek zorunda değildir. Bazen dün mesela pazar günü bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız olmasına rağmen görevi başkasına devretti. Demek ki yetersiz kaldı. Bu kadar basit. Hmm. Daha iyi yapacağını iddia eden insanlar vardı. Biz de diyoruz ki evet, uzun yıllardan beri orada olduğumu biliyorum. 8 Aralık 1991'den beri. Deneyimi, tecrübemi, bakın deneyimi ve tecrübemi, daha önce tepki gösterdiğim bir kelimeydi. Eğer ben bu temsil ettiğim kesimi kullanamıyorsam o gün bir saniye durmam, ben bırakırım. Hayır, zaten üyeler de sizi başkan seçmez. Seçmez. Doğru mu? Seçmez. Yani siz böyle bir takım sihirli şeylerle bir araya gelip de başkan seçilmiyorsunuz. Beni kimse aday göstermiyor bakın. Siyasi otoriteler gibi değil. Sen başkan adaysın, sen şey yönetim adaysın, sen hayır öyle bir şey yok. Biz kendimiz çıkıyoruz, medeni cesaretimizi göstererek aday olmaya çalışıyoruz. Seçilir seçiliriz, seçilemeyiz seçilemeyiz. Yani kimse kusura bakmasın. Hem Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti diyeceksiniz, hem de hukukun öngörmüş olduğu usullere karşı çıkacaksınız. Böyle ama yok yani, kusura bakmayın. Peki, keyfiyettir bu. Peki başkan, hukuk dediğinizde hani her şeye rağmen tamam, geriye dönüp bakıyorlar, bir skandal falan da yok. Uzun yıllarda hizmet edilmiş, tecrübeyi ortaya koymuş, çıkmış, demiş ki arkadaş ben seçime giriyorum ve üyelerden oy alarak başkan oluyorum. Evet. Başkan olmanın başka bir yöntemi yok. Yok. Yani kulağınızda sizin ilahi bir şey fısıldanmıyor. Hokus pokusta da başkan olmuyorsunuz. Bu böyle olmasına rağmen bazen acaba ya süreler yine de böyle iki dönemle, üç dönemle sınırlandırılmalı, bunlarla ilgili bir düzenleme olsa da iyi olur dediğiniz oluyor mu? Elbette, ama kanun yapımcıları yapsınlar bunu. Onu söylüyorum. Siyasi ya. Otorite yapsın. Hukuk dediğiniz için hani söylüyorum. Şey var ya, her şeyi biz biliyoruz, biz yaparız, biz şöyle böyle yapsınlar. Daha önce yaptılar bunu. 5362 sayılı kanununa göre yaptılar. Ama orada bir ayrımcılık oldu. Ticaret Sanayi Odası'nın kanunu farklı, esnaf sanatkarların kanunu daha farklı. Kamu kurumlarında meslek kuruluşu biz. Diyor ki o ticaret sanayi odalarında 3 dönem üst üste yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe bir daha yapamazlar. Oysa ki bizimkine bir seçim dönemini kaldırdı. 3 dönem üst üste yapanlar bir daha seçilemezler. Biz de Sakarya Birliği olarak Anayasa Mahkemesi'ne o şartlarda müracaat ettik.
maddenin tamamını kaldırttırdık. Yani orada bir kasıt vardı bizim camiyle ilgili. Anladım. Bizim camiyedeki siyasi yapıyla ilgili bir kasıt vardı. Biz de bunu müdahale ettik. Müdahale ettik. Bakın Sakarya Birliği olarak müdahale ettik. Evet. Müdahale ettik ve sonunda kazandık. Şu an olması mı lazım? Olması lazım. Buna itirazım yok. Asla bir yok. Yani böyle bir düzenleme olsa biz de o düzen kanuna göre gideriz. İki dönemle sınırlandırırız. Siz kendiniz de bunu yasal bir hak da olarak görüyorsunuz. Çünkü evet, böyle bir görüyorum. Böyle bir hukuki düzenleme yok. Böyle herkese, bir hukuki sınırlama yok. Herkese hak da bize hak değil mi yani? Herkese helal de bize haram mı yani bu işte? Kusura bakmasın. Doğru. Kimse kusura bakmayacak. Ha bunu eğer biz atamayla bir yerden geliyorsak o zaman denebilir. Ama biz seçilerek giriyoruz. Bu insanın karşısında bakın biz 2022 1 ile 3. ay arasında 1-1-2022 ile 31-3-2022 tarihleri arasında hesap veriyoruz. Gelirimizi giderimizi ne yaptık ne ettik o zaman vatandaş tercih etmez. Üyelerimiz tercih etmez. Seni tercih eder başkasını tercih eder. Devam ederiz. Bir evet Ahmet Bey. Ahmet Bey beni duyabiliyor değil mi? Sohbet çok güzel gerçekten. Duyuyorum Özlem. Buyurun. Sayın Alişan'ı tekrar tebrik ediyoruz. 91'den bu yana SESOP başkanlığı yapıyor. Bu işin sırrından bahsetsin. Küçük nedir çok çalışmanın yanı sıra. Çünkü kongrede farklı iki isim de vardı herhalde kendisiyle yarışan. Çok çalışmanın haricinde 91'den bu yana SESOP başkanlığı yapıyorsunuz. Uzun yıllara dayanan bir görevdir bu. Çok küçük bu işin sırrını alabilir miyiz sizden? Çok bu işin sırrı çok çalışmaktır. Çok çalışmak, layık olmaktır. Evet. Biz bugüne kadar yemediğim fiske, yemediğim iftiraf, çıkmadım mahkeme kalmadı benim. İnsafınızı iltica ediyorum herkesin. Bakın ama hiç kimse bu adam çalışıyor mu, bu kurum çalışıyor mu diye ona bakmıyor. Dün neydi, bugün neydi ona bakmıyor. Herkes kişisel meselelere odaklanıyor. Sadece bize odaklanıyor. Bize odaklanmasını bıraksınlar. Bakın Türkiye'de sadece ve sadece Sakarya Esnaf Sanatkar Odalar Birliği'nde 40'ı aşkın meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi veriyor. Yani bazı mesleklerde ölçme değerlendirme yapıyor. Türk Halk tarafından akreditleri bizim sınav merkezlerimiz var. Türkiye'nin her tarafında. Kimse bunu neye yaptın demiyor. Bakın biz Sakarya Birliği olarak Adalet Bakanlığı'nda bilirkişilik eğitimi veren bir kuruluş haline geldik. Buna kimse bakmıyor bu tarafa. Niye orada duruyor? Ya niye orada duruyor da sen orada otururken biz çalışıyoruz ama. Gece birileri yatarken biz sabaha kadar çalıştığımızın farkında değil. Evet. Peki Sayın Alişan, SESOP'un çalışmaları bu kadar uzun süre görevde kalmanın sırrını da farklı platformlarda yine Oksijen TV, Sakarya ve Düzce stüdyolarında sizi ağırlamak isteriz. Daha detaylı bir şekilde sohbet gerçekleştirmek için. İzleyicilerimizden gelen yorumlar da var çok fazla. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda size başarılar diliyorlar ve selamlarını, sevgilerini iletiyorlar. Bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim. Bültenimize konuk olduğunuz için. İyi yayınlar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Bu Oksijen TV'nin ülkemize faydası olmasını diliyoruz. Bize faydası var, bir de ülkemize de olmasını diliyoruz. Ümit ediyorum ki yayın hayatınızda dijital ortamda olduğu için ülkenin değil, dünyanın her tarafından katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ama Sakarya olarak bize söz vermeniz, bize ziyadesini memnun ettiğini bir kez daha ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ahmet Bey size de teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. İyi akşamlar diliyorum Sakarya'ya. Yarın akşam yeniden bülten içerisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay kolay gelsin Özlem. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Sakarya stüdyolarından Düzce'ye dönüyoruz. Bolu'dan bir haberle devam edeceğiz. Bolu'da tavuk üretim çiftliğinde çıkan kavgada bir kişi iş arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay dün gece saatlerinde Yeni Geçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Necati G ile 61 yaşındaki Ahmet Kuyucu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. İkili arasında yaşanan kavga esnasında Necati G cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Kuyucu'ya saldırdı.
Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle kuyucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Kuyucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kuyucu'yu öldüren Necati G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kar geliyor diyelim artık. Soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye'de kış Karadeniz'de de yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları geçen haftaya göre 11 derece birden düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge ve Düzce için kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce için sağanak, kar ve fırtına uyarısında bulundu. Hava Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarılar kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdiği bilgilendirmede yapılan son değerlendirmelere göre Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Düzce ve çevrelerinde kuvvetli, iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacak tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Bültenimizin sonunda her akşam olduğu gibi hava durumu var. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre ilimizde ve bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara 1 derece, Bolu kar yağışlı -2 derece, Düzce kar yağışlı 2 derece, İstanbul 3 derece ve Sakarya kar yağışlı 4 derece olacak. Evet, ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz, ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.